İlginç Değişim'den merhabalar. Sen Çal Kapımı oyuncusu Serkan, yani Kerem Bürsin'in sevgilisi kim, sevgilisi var mı ve kiminle birlikte tarzındaki soruların yer alacağı bu videomuza hoş geldiniz. Yakışıklı ve bir o kadar da karizmatik oyuncumuzun aşk hayatı hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu nedenle de adı birçok ünlü isimle anılmıştır. Bu durumda Kerem Bürsin kiminle birlikte, kız arkadaşının yani sevgilisinin adı ne ve yeni sevgilisi kim sorularını akıllara getirmiştir. Hemen siz değerli takipçilerimizi bilgilendirelim. Ama bu videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Kerem Bürsin 4 Haziran 1987 İstanbul doğumludur. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir. Bürsin, İskoçya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Malezya, ABD gibi ülkelerde yaşamıştır. Bürsin, Kanalde'de yayınlanan Güneşi Beklerken dizisiyle tanınmıştır. Çağınırmak filmi Unutursan Fısıl'da da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde Yiğit Kılıç karakterini canlandırmıştır. Ve aynı karakterle Ulan İstanbul dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson Kalıçı'nın Pazarlama İletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde yer almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı. Ve Ocak 2015'te ise Mavi Cins reklam yüzü olmuştur. Aşk hayatına gelecek olursak, 1 numara, blogger sevgili. Güneşi Beklerken dizisiyle yıldızı parlayan Kerem Bürsin, sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'ndaki koridor barda görüntülenmiş, ilişkisiyle ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı. Daha sonraları genç kızın kim olduğu ortaya çıkmıştı. Bürsin'in bir süredir görüştüğü Esmer Güzel, Marissa Joe isimli bloguyla sosyal medyada dikkat çeken, kısa sürede moda dergilerinin de gözdesi haline gelen 1988 doğumlu Meriç Küçük'tür. İki numara Yağmur Tanrı Sevsin. Yağmur Tanrı Sevsin eski sevgilisi denildiği zaman akıllara gelen ilk isim şüphesiz ki yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Kerem Bürsin. Çiftimiz bir dönem çok büyük bir aşk yaşamış, hatta Güneşi Gördüm dizisini izleyenler de çok iyi bilirler ki kendileri aynı dizi setinde tanışarak birbirine aşık olmuşlardır. İkilinin beraberliklerini uzun süre boyunca açıklamamaları da gündemde büyük bir sansasyon yaratmıştı. Ancak ikili anlaşamadıkları iddiaları ile yollarını ayırma kararı almışlardı. Üç numara Serenay Sarıkaya. Haklarına çıkan aşk iddialarını ısrarla reddeden Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya, bir kafede göz göze dizide görüntülenmişti. Yer aldıkları reklam kampanyası sayesinde yakınlaştıkları iddia edilen Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın habercilerden kaçış macerası sona ermişti. Birlikte görülmemek için genellikle yurt dışına çıkan, İtalya tatilinde olan ikili kafede görüntülenmekten kurtulamamıştı. Daha sonraları magazin dünyasının gözde çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin 3 yıllık ilişkilerini bitirmiştir. 2015 yılından beri birliktelikleri süren çift magazin dünyasının yakından takip edilen isimleri arasındaydı. Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın kendi hallerinde ve içe kapanık yaşadıkları bir ilişkileri vardı zaten. Evlilik soruları yöneltildiğinde
Önceliğimiz kariyer. Düşünmüyoruz, diyorlardı. Dört numara Duygu Özaslan. Serenay Sarıkaya'dan ayrılmasının ardından ilişkileri hakkında hiç konuşmayıp sessiz kalmayı tercih eden Kerem Bürsin için bir magazin programında YouTuber Duygu Özaslan'la birlikte olduğu öne sürülmüştü. İddialara göre Bürsin, Sarıkaya'ya tıpatıp benzeyen bir sosyal medya fenomeniyle yakınlaştı ama bu aşk daha başlamadan son buldu. Tanışma süresinde Kerem Bürsin, gizli gizli görüşmek isteyince Özaslan'ın bu durumu kaldıramadığı ve ikilinin aşklarının başlamadan son bulduğu iddialar arasında yer aldı. Duygu Özaslan hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Kerem Bürsin ile tanışmıyoruz. Gönül rahatlığıyla şunları söyleyebilirim ki Kerem Bürsin ile tanışmıyoruz. Aynı ortamda dahi bulunmadık. Bu dedikoduları kim nereden çıkardı? Bu senaryoları kim yazdı gerçekten bilmiyorum. Ama böyle bir şey olmadığını söylemek istedim. Bakalım daha ne konuşacaklar. Ben de izleyeceğim. Beş numara Melisa Şen olsun. Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya'ya aşırı derecede benzeyen YouTuber Duygu Özaslan'la ilişki yaşadığı konuşulmuştu. Şimdi de yine Kerem Bürsin'in kendisi gibi oyuncu olan Melisa Şen olsun'la yakınlaştığı iddia edildi. İkili geçtiğimiz günlerde ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katılmıştı. Snob Magazine'in haberine göre oyuncular burada yakınlaşmıştı. Giydiği kıyafetlerle ortalığı yakıp kavuran Melisa Şenolsun'la Kerem Bürsin'in samimi bir şekilde sürekli birlikte vakit geçirdikleri, gezdikleri iddia edilmişti. Altı numara Demet Özdemir. Demet Özdemir ve Kerem Bürsin hakkında aşk dedikoduları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kerem Bürsin ve Demet Özdemir ise sessizliğini bozmuştu. Yedi numara Hande Erçel. Sen Çal Kapımı adlı dizide başrolleri paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddia ediliyor. Çiftin her hareketi sosyal medyada özenle takip ediliyor. Son olarak ikilinin ailelerinden gelen hamleler hayranların kafasını karıştırdı. Popçu Murat Dalkılıç'la uzun süreli ilişkisi sona erdikten sonra adı, rol arkadaşı Kerem Bürsin'e anılmaya başlayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde aşk sorularına net bir cevap vermişti. Güzel oyuncu, biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz, diyerek yakışıklı oyuncuyla aşk yaşadığını yalanlamıştı. Sizce hangi çift birbirlerine daha çok yakışıyordu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.